Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle değerli bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca şu videoyu sonuna kadar izlemeniz ki çok da uzun tutmayı düşünmüyorum videoyu. Arkadaşlar yeni haftaya geçerken birçok konumuz var, birçok konuşacağımız şey var. Öncelikle endeksten bahsetmeden önce ABD tarım dışı istihdam verisinden bahsetmek istiyorum. Diyeceksin ki bizim ABD'li ne işimiz olur arkadaşlar. Sadece borsa İstanbul'da hisseniz olsa bile şurayı mutlaka dinleyin. ABD verileri bizim borsamız direkt olarak etkiliyor. Açtığımızda ABD tarım dışı istihdam verisini biliyorsunuz ki Cuma günü beklentinin 147 bin olduğu ve gelen verinin 254 bin olduğu tahmini çok çok üzerinde. %67 kadar üzerinde bir ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu önemli bir sayı arkadaşlar. Yani gerçekten ama gerçekten çok çok ama çok büyük bir artış geldi. Biz en son böyle bir artışı Mayıs ayında görmüştük. Mayıs ayında da beklenti 182 bindi. Açıklanan 272 bin civarında geldi. Sonrasında Ağustos ve Temmuz aylarında ABD tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesine beraber akıllarda şu soru geldi. ABD'de bir resesyon olacak mı? Dün itibariyle arkadaşlar bu veriler doğruysa bakın. Tekrar altını çiziyorum. Bu veriler doğruysa ABD'de resesyon olmayacağı şu anlık bilinen bir gerçek. Bu mevcut verilerle ABD'de bir resesyondan bahsedemeyiz. Amerikan borsası içinde, borsa İstanbul içinde Resesyondan arındırılmış devamlı bir artışın gelme ihtimali 2025 yılında çok ama çok yüksek bir ihtimal. Bakın altını çizmek istediğim bir kısım var. Tekrar tekrar bunu söyleyeceğim. Veriler doğruysa niye? ABD son açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle beraber bir açıklama daha yaptı. Ve geçen aylardaki tarım dışı istihdam verilerinde bir güncelleme yaptı. Güncelleme. Her şeyi arttırdı arkadaşlar. Bakın bu önemli. Çünkü görüyorsunuz bakın burada 142.000'den 159.000'e arttırdı. Diğer verilerimizde de belli oranlarda artış söz konusu oldu. Güncellemeler yaptı. Ne demek bu? Ya bu adamlar arkadaşlar yeni verilere sahip oldu veya Amerikan başkanlık seçimine giderken karşı tarafa karşı Harris tarafı arkadaşlar yani mevcut hükümet tarafı güç kazanmak için böyle bir hamle attı. Sadece siyasi olaylar, siyasi oyunlar Türkiye dönen bir şey değil. Amerika'da siyasetteki oyunların bol bol döndüğü bir ülke. Yani Amerikan Amerikan ile Avrupa sistemini karşılaştırmak doğru olmaz. Amerikan sisteminde bol bol yalan dolan hepsini iç sistemde bile bulabilirsiniz. Bu veriler Amerika başkanlık seçiminden sonra da böyle gitmeye devam ederse biz resesyon görmeyiz. Ama Amerika bunu gördü. Tarım dışı istihdam iyi. Kardeşim ben politika faizini indirmiyorum diyebilir veya az indiriyorum diyebilir. Bakın burada ki bu ay çok arttı. Fark ettiyseniz bakın şu anki 4.5-4.75 aralığında %93 ihtimalle politika faiz indirimi gelecek. Çünkü resesyonda bir sorun yok. Önceki gün 72.5'tu bu tahmin. Önceki hafta ise %51'di. Verilerin ardından Amerika'nın politika faiz indirimi neredeyse kesinleşmiş oldu. Bakın neredeyse diyorum. Gelecek ay bundan bir ay sonra ABD bir e, e, politika faizi indirmeye daha gidecek. Bu da hem Amerikan piyasalarını hem de Türkiye piyasalarını rahatlatacaktır. Daha uzun vadeli baktığımızda ise bu hamle artışları 2025'e e, kısıtlayabilir. Yani 2025'te muazzam bir artış görebiliriz. Ardından 2026'ya olay bir kalmadığı için 2026'da borsanın tekrardan düşmesi beklenir. Çünkü böyle bir tarım dışı istihdam verisi gelmesi de olay şuydu. Amerikan borsalarında 2 yıl boyunca arkadaşlar belli faiz indirimleri gelebilirdi. Veya yani 2025'in sonlarına kadar artık ilk çeyrekte faiz, ilk yarıda faiz indirimlerini tamamlayıp daha kısa sürede daha hızlı bir artışın e, olacağı düşünülüyor. Biraz kafanız karışmış olabilir, farkındayım ama emin olun ki bunlar da gayet karışık konular. Dünyadaki ekonomistlerin, tüm ekonomistlerin Aa böyle mi olacak, böyle mi olacak? Her ekonomistin kafasından başka bir şey çıkıyor çünkü... Beğenebilen bir şey değildi. Peki bize etkisi ne olur? Genel olarak bize etkisi pozitif olacaktır. Böyle veriler Türkiye borsasında, borsa İstanbul'da pozitif etkilen araçlardır. Genelde Amerikan borsası arttığında borsa İstanbul'da artıyor. Peki bunun hangi araçlara sıkıntısı çıkar arkadaşlar? Bu buradaki kripto para birimlerine, bitcoinlerde artış hızının yavaşlamasına sebep olabilir. Çünkü bu e, borsaya ev arkadaşlar e, kamu hisselerine belli oranda artış sağlatır ve oradan çıkan para bitcoin'den çıkan para oraya gidebilir belli oranlarda aynı zamanda altının artışı devam eder ama belli bir yavaşlama içine girebilir. Şimdi bizim aslında her şeyimizi belirleyecek tarih açık arkadaşlar 10 Eylül pardon, 10 Ekim'de ABD tarafında enflasyon açıklanacak. Önemli bir olay bu. ABD'deki enflasyon geçen ay %2.5 yani mevcut da %2.5. Beklentisi ise 2.3 civarını inmesi ki pandemiden beri 9 civarlarından 2.3 civarlarına iniyor. Bizim yıllardır görmediğimiz sayılar gerçekten Türkiye için. Hayır enflasyon verileri bizim aylık enflasyonumuz 2.9 çıkıyor adamların yıllık enflasyonu 2.3'e iniyor. Gerçekten büyük saçmalık neyse oradaki eleştiriyi şu anlık kesiyorum. Yani buradaki enflasyon tahmini tutar veya daha iyi bir enflasyon tahmini gözükürse diğer aylarda dediğim gibi borsa İstanbul'da artış gözükür. Amerikan borsasında özellikle artış gözükebilir. Bizim şu an beklediğimiz tarihi 10 Ekim. Burada da bir güzelleme olursa gerçekten borsadaki miktarlarımızı, borsadaki özellikle yurt dışı borsalarındaki yatırımlarımızı, Amerikan borsasındaki yatırımlarımızı artırabiliriz. Peki seçimlerdeki etkisi ne olur arkadaşlar? Seçimlerde açıkçası yüksek ihtimal Donald Trump'ın kazanmasının bizim borsamız için daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğer taraf çok daha fazla İsrail destekçisi savaş uzatacak bir seçim olur Harris tarafındaki seçimler. Donald Trump ise hem Ukrayna tarafında hem İsrail tarafındaki olayları yatıştıracak derken destek vermeyebilir. Bu olaylarda destek olmayınca yatışabilir. Daha muhtemel bir tahmin olarak gözüküyor dünya piyasaları. Donald Trump'ın kazanmasını şu anlık çok daha fazla istiyor. Genel olarak Amerika tarafından gerilen veriler bu şekildeydi. Bununla beraber arkadaşlar aslında önemli bir haberimiz daha var. Çok önemli bir haber. Borsamızın efsane şirketlerinden biri bir banka kuruyor. Banka deyince hemen aklınıza şu an karşınızda yatırım şey reklamı çıkan iş yatırım veya Akbank gibi şeyler gelmesin. Burada 3 Ekim'de arkadaşlar kapağı açıklamışlardı. Kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verdi. Son günlerde ise bu gelişmenin neredeyse kesine yakın olduğunu biliyoruz. Bim arkadaşlar yeni bir dijital katılım bankası kuruyor. Diyeceksin ki bu karlarını çok arttırır mı? Bu PR'ını arttırır BİM'in. Belli oranlarda hedef fiyatını %5-10 arttırabilir. Ama büyük bir rallyden bahsedersek o gelmez. Hatta belki görmüşsünüzdür bu ara herkes açıyor mesela Getir'de de var. Getir Finans diye bir şey açtı Getir şirket de borsada bir şirket değil bu arada yani yemek sipariş uygulaması falan. Yani böyle saçma uygulamalar bile e, dijital bankalar kuruyor. Bir de bunun BİM'in sıkıntısı daha da büyük. BİM dijital katılım bankası kuruyor bakın. Katılım bankaları yüksek kazanç elde etmez arkadaşlar. Bunu açık açık söyleyebilirim yani kazanlar olacaktır. Katılım bankalarına laf mı ediyorsun? Deyin siz arkadaşlar ne alakası var ya? Ben dediğim gibi burada şey yapmıyorum, bilimden bahsediyorum, sayıdan bahsediyorum. Yani buradaki özellikle katılım bankalarına bakarsanız, belli katılım bankalarına. Mesela Albaraka Türk Katılım Bankası. Piyası değerine 13 milyar. Diğerleri 282 milyar olan değil. Yapı, yapı kredi değil, garanti değil, halk bank değil, iş değil, vakıf bank değil. Yani buradaki arkadaşlar katılım bankalarının, şeker bank da sayılmaz ama. Mesela Türkiye Sinayi Kalkan Bankası devlet bankası olduğu için bu tür arkadaşlar yüksek kredi açıklamayan veya belli konuya e, giden bankalar çünkü bunun da belli amaçları var TSKB'nin falan çok fazla büyüyemiyor yani bunun kuracağı bankanın bir iş bir garanti yapı kredi Akbank Halk Vakıf Bank olmasını bekleyemeyiz böyle bir şey imkansıza yakın ama yine de şirketin potansiyel değerine %5 %10 civarında bir ekleme yapacaktır ki BİM de son tahminlerde yüzde %40, %45 civarında potansiyel kar sunan bir şirket bu civarlarda bir artışı BİM tarafında görebiliriz. Teknik olarak hızlı bir şekilde bakalım BİM'in tarafına ne var ne yok diye. BİM son günlerde dip bölgelere gelip buradan tepki yükselişi yapmıştı. 0.73'lük bir artış yaptı ki endeksi göre az bir artış. Bu noktada aşırı sert bir artış yerine yatay sinyal veya arkadaşlar hafif hafif artmak daha mantıklı olabilir. Aşırı sert bir yükseliş sinyalinin BIM tarafında gelmediğini söyleyebiliriz. Endeks tarafına baktığımızda ise endekse ne olur? Endeks arkadaşlar şu an dediğim gibi özellikle bu ABD tarım dışı istihdam verisine beraber güzel bir yükseliş yaptı. Özellikle bankalar tarafından önemli bir artış oldu. Ya bu kendi kendine yükselmeden Haberiniz olsun bankalar. Bu haber sonucunda yükseldi. Ee, endeksimizin de 9200-9300 civarlarına kalsan dip bölgeye gelmişti haber gelmeseydi bile 8800'den yani mevcut bölgesine tepki yükselişi alacaktı ki aldı bunu tekniğe bağlayanlar olmuş arkadaşlar teknikten değil hani teknikten olsa %1 falan yükselirdi %2.3'lük yükseliş tamamen haber etkisiyle olan bir yükseliş 9200-9300 civarlarına kadar potansiyeli var bitcoinleri de dediğim gibi 60.000 civarını almak daha mantıklı. şu anlık aşırı sert bir haberi yok aşırı sert bir artış için buradaki rekor fiyat olan 70 bin 72 bin bölgesi üzerinde kapanış lazım o bölgeye kadar aşırı sert alımlara gerek olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar o zamana kadar bekleyebiliriz portföylerimizde altın tarafında önemli artışlar devam ediyor 2009 civarındayız bir haftalar yatay seyirdeydik ama arkadaşlar bu hiç ama hiç önemli değil hiç fark etmez şunu söyleyebilirim ki sizlere Altın borsa artışsa da o da olsa en fazla artışı yavaşlar. Dünyada bu kadar kriz varken altın tarafındaki artışlar önemli ölçüde devam edecektir. Amerikan borsasında 1.22'lik bir artış geldi bu taraf için de pozitif konuşabiliriz. Sen alacak mısın diye sorarsan ben almayacağım. Sebebin arkadaşlar benim için sıkıntılı bir bölgede 20.200 ve 20.600 civarlarında direnç var. E kırsın şu nazlak arkadaşlar şu dirençleri. %3 yükselsin %3 beklemek bana hiçbir şey kaybettirmez. Ben %3 artıştan sonra direnç kırıldıktan sonra veya buradaki 14300 14200 seviyelerinde almayı çok daha mantıklı buluyorum. Ayrıca Japon borsası da arttı. Japon borsası da buradaki 40.000 TL 40.000 e, direncini kırarsa arkadaşlar önemli artışlar gelebilir dünya piyasalarında. Miyate önünce teknikler pozitif. Hissemizde 42 TL civarına kadar potansiyeli olsa bile aşırı sert bir artış beklemeyin. Hala üst Bollinger bantlar almaya devam ediyor. Tüpraş tarafında yine bir tepki yükselişi aldık. Bu Tüpraş'ın temettüsünü ben Tüpraş'a geri yatırdım. Aklınızda bulunsun. Şu anlık 156 TL civarına kadar potansiyeli var. Yükseliş sinyali veriyor. Türk Hava Yolları'nda 279-280 TL civarlarına kadar potansiyeli olduğundan bahsedebiliriz. Bu da yükseliş sinyali veren şirketlerimizden biri. Türk Hava Yolları ve özellikle Tüpraş gibi biz 30'un kralı şirketler 2025 yılında güzel kazançlar sunmaya devam edecektir. All-Store tarafında bir yükseliş gelemedi ki All-Store tarafı şu anlık net bir yükseliş sinyali sunmuyor. 72-85 bölgesini kırdıktan sonra daha net bir sinyal sunabileceğini sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar birkaç önemli gelişmeye daha bakacağız ama şunu söylemek istiyorum bu teknik kısmı bırakmadan. Evet haberler güzel ama böyle bir anda rallye kalktık gibi söylemler bulunmasın. Biz biliyorsunuz zaman 9300'den aldık ve 10.000'e 10 kadar çıkmıştık. Burada belli satışlar yaptık. O bölgede herkes rally rally derken ben size buranın bir direnç bölgesi olduğunuz, e, sabır davranmanız gerektiğini söylemiştim ki oradan büyük çakılış geldi. Bu haberlere rağmen mutlaka ama mutlaka aşırı sert alımlar için 2025 yılını veya işte bizim yerli politika faizini beni beklemek değerli ki son videoda konuşmuştum sizlere cuma günü. Son gelen bizim yerli enflasyon verimizden sonra bak yerli enflasyon verisinden sonra bankalar, JP Morgan'lar, Fitch'ler, CMP'ler, kredi derecelendirme kuruluşları ki İsviçre'den bile tahminler geldi arkadaşlar UPS tarafından. Bizim politika faiz indirimimizi Kasım'da diyorlardı, Kasım'da olacak diyorlardı. Tahminlerini Ocak ayına ertelediler. O yüzden bizim borsamız neden artmıyor, neden gitmiyor diye sormak için hala bir önümüzde 3 aylık bir süreç var. 3 ay daha borsa İstanbul'da veya yani 2,5 ay diyelim belki aralıkta fiyatlamaya başlayabilir. Böyle büyük rally beklentisi falan yok. Bu haberleri herkes kısa vadeli düşünüyor. Hadi bakalım ABD verileri iyi geldi. Bu önemli değil arkadaşlar. Bizim buradan anlayacağımız şey, resesyon riskinin ortadan kalkması. Bizim bu videodan anlayacağımız en önemli şey, 2025 yılında bizim karşımıza çıkan en büyük risklerden birinin ortadan kaybolması. Çünkü iki büyük risk var arkadaşlar. Bir, ortadoğu krizi. İki, resesyon. Biz iki büyük krizden birini halletmiş bulunmaktayız. En azından tahminlerimiz o yönde. Şu anki veriler bu arkadaşlar büyük patlamanın büyük etkilerinin yok olduğunu sizlere söylüyor. Daha sonraki veriler sorunlu çıkmazsa. Bunlar çok değerli arkadaşlar haberiniz olsun. Öyle bir anda gaza geldik falan değil uzun vadeli düşünmek her zaman ama her zaman iyidir. Çünkü IMF'den açıklamalar var mesela. Ortadoğu'daki çatışmaların önemli ekonomik sonuçları olabilir. Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julie Kozak arkadaşlar, Ortadoğu'daki çatışmaların dağda tırmanma olasılığının riskleri ve Belirsizliğini arttırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçlar olabileceğini ifade etti. Dedim, iki riskten biri gitti ki bence en büyük risk ABD resesyonuydu. Emin olun ki bundan ekonomik olarak çok daha büyük bir risk ama bu da bizim için belli bir süre daha risk olmaya devam edecek. Haberlere geldiğimizde açıkçası öyle aşırı aşırı önemli haberlerimiz yok. Baktığımızda arkadaşlar yani İsrail saldırıları var. Netanyahu'nun cevapları var. Bunun dışında ekonomik verilerimizde öyle büyük sarsılmalar olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak aslında haberlerimiz aşağıda da gördüğünüz gibi en bizim yerli enflasyon verisi üzerine konuşuluyor. Bizim yerli bölge toparlamamız için de buradaki tüfe oranının yani enflasyon oranının daha sert bir şekilde inmeye başlaması lazım. Bizim artık bu Yüzde Yüzde Üçlerden kurtulup Buçuk ve altına inmemiz lazım. Hatta Yüzde %2'nin altında tüf verilerini görmemiz lazım ki borsamızda toparlanma gelsin. Ne zaman bu toparlanma gelir diye bir soruya daha cevap vereyim. Bizim enflasyonumuz Yüzde %2 ve altında reel olarak gelmeye başladığı zaman çünkü inanmıyorum ben şu anki enflasyon verilerine. Yani gayet arkadaşlar bir siyaset tuzağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasalarımızda ya siyaset tuzağı ya da bu arkadaşlar yöneticiler bu üreticilere yeterli denetimi yapmıyor. İkisinden biri. Bunlar bizim için gayet büyük riskler. Ayrıca arkadaşlar yeni bir riskimiz daha var. Bu da arkadaşlar 2025 yılında yine önemli risklerimizden biri. Daha kesin olmadığı için çok fazla konuşmayacağım yakında. Daha detaylı bir analizini çekeceğim bunu sizlere ne. Arkadaşlar malzeme ofisine sipariş geçilmiş Türkiye'de. Ne için biliyor musunuz? Zarf pusulası için. Peki seçimlere 3-4 sene varken niye devlet malzeme ofisi arkadaşlar? Şimdiden zarf ihalesine çıkıyor. Bu da akıllara yakın zamanlarda bir erken seçim var mı? Bu adamlar niye zarf pusulalarının peşine düştüler diyor. Daha 3 yıl var 3 yıl boyunca bir yerde zarf pusulasını be edecekler söylemleri var. Türkiye bir erken seçime giderse bunun etkileri de bambaşka olacaktır. Diyeceksin kötü etkileri olur mu? O o zamanki konuyu tartışırız o zaman geldiğinde. Çünkü yani bence Türkiye'nin en büyük e, Türkiye yapılmış en büyük kötülüklerden biri. Ama o ara halk çok rahattı. 2023 seçimleri öncesi faizler dağıtılıyor. Her şey e, al sana kredi, al sana kredi. Ödersin kardeşim, kredi ödersin kardeşim, kredide kredi dağıtılıyordu. Yok işte eee falan Ülkenin ekonomisi bitti. Yani yok olma eşiğine geldi. Ama seçim öncesi piyasalar çok güzeldi. Borsa çok rahattı valla. Seçim sonrasında da. Çok ama çok rahat. Bir 5-6 aylık bir sıkıntılı süreç oldu. Onun öncesinde gayet güzel 2022 yılı geçirdik. O yüzden seçimlerin o anki kararlara göre farklı etkileri olacak. Bunun için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Katıl canlı yayını pazartesi günü yapılacak. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Hepinize, ailenize mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.